Türkiye'nin yeni nesil yatırım platformu Gedik Trader sunar. Hisse bültenine hepiniz hoş geldiniz. Hafta içi her çarşamba olduğu gibi Üzeyir Doğan'la birlikte piyasalardaki gelişmeler üzerine sohbet edeceğiz. Hisse bazı sorularınızı mümkün olduğunca yanıtlamaya çalışacağız. Üzeyir, ne gündü değil mi? Yani evet. Özellikle dünkü seans çok acayipti. Cuma günü de gene benzer şekilde. Cuma, pazartesi ama özellikle tabii dün başka bir gündü. Aynen. Aslında dünün öncesi var. Pazartesi gecesi bambaşka Doğru. bir gündü akşamı. Ben akşam evde piyasayı izlerken hafiften böyle bakıyorum rakamlar. Önce telefondan bakıyorum. İşte Dow'un eksilerini falan görmeye başladım. Dedim ne oluyor? Hemen dedim akşam küresel piyasalar açayım bir bakayım ne konuşuluyor. Biraz oraya baktım. Kapanışı gördüm. O ara %6,5 eksi görmüştüm, %4,5 eksi gördüm. Dedim bir şey var ama ne? Arıyorum. Ekstra bir haber yok. Bu bir ara yine Dow'da 2011'den zannedersem böyle bir hareket olmuştu. P&G'nin listelerinde %13 aşan bir düşüş olmuştu. O tüm borsayı etkilemişti ama sebebi yoktu. Burada da tam anlamıyla açıkçası bir sebep bulamadım. Hani buradaki olay artık dedik tamamen teknik algoritmaların düzeltmesi. Zaten piyasa belli bir noktaya gelmişti. Volatilite çok daralmıştı. Bu da piyasa açısından, algoritmalar açısından tehlikeli bir durum aslında. O volatilitenin dışına çıkıldığı anda emirler devreye girmeye başladı. Biraz belli olduğu işin rengi. Artık dedik yarın sabah hayrola bu toparlaması gelir diye düşünmüştüm hızlı bir şekilde aslında. Sabah geldiğimizde vadelilerde de %3,5 eksi görünce yani biz mutlaka bir haber atlıyoruz. Yani yoksa bu kadar yok ama bir haber. Olmaz diye. Gerçekten de bir haber yok. Yani iş gerçekten bana kalırsa da algoritmaların devreye girmesi. Daha önce volatilitenin düşük olmasına, algoritmaların belki adapte olması, o volatilite aralığının dışına çıkınca da hareketlerin sertleşmiş olmasıydı. Bugün de aslında benzer hareket devam ediyor. Dün ben açıkçası sabahtan akşam bizim seans kapanana kadar olan sürece baktığımda Dow'da dip tepe marjı %6,7 idi. Tabii çok büyük yani fark. Yani uzun zamandır görmediğiniz bir olay ki gün içerisindeki dalgalar yani kafamızı çevirdiğimiz %1 eksi. 900 puan dibiyle zirvesi arasında. %1 artı yani tamam. Böyle bir gün geçirdik. Efsane hareketli bir gündü diyebiliriz. Bizim borsa tarafında aslında buradaki tüm eksilere rağmen aslında iyi tutunduğunu da söylemek mümkün aslında. Sadece bizim borsa da değil yani bütün gelişen piyasa borsaları iyi tutundu. Yani oralar çok Güney problem olmadı. Vesairede. Fena değildi yani yine de yani o karamsar tabloya göre. Bizim borsaların açılışı ve sonrasındaki seyir aslında çok kötü bir durum sunmadı. Enteresan bir hareket daha vardı, onu da belki belirtmekte fayda var. Normal şartlarda sebebi ne olursa olsun, bir sebebi var ya da algoritma vesaire kaynaklı. Borsalarda bu tarz sert hareketlerin olduğu günler, kurlarda da benzer şokları görüyorduk daha önceki hareketlerde. Bu sefer kurlar tarafı çok sakindi. Yani bu da aslında borsadaki hareketlere çok fazla güvenilemediğini. Sanki Amerikan hisse senedi piyasasına ve daha da özelinde oradaki türev VIX pozisyonlanmasına yönelik bir düzeltme oldu. Aynen. Yani dolayısıyla hani sonuç çıkarmaya çalışırken belki bunu atlamamak lazım. Hakikaten lokal Amerika üzerinde, Amerika'da da türev özellikle de VIX üzerinde bir düzeltmenin yansıması dün oldu herhalde. 50'yi gördük, 30'a düştü. Doğru. Yani ama piyasaların şu bir gerçekliği de vardır. Yani bu tarz hareketler anlık olarak İşlem hatasıyla da olsa, algoritmik olarak da olsa bu tarz fiyatlar bir kez görüldükten sonra çok uzun sürmeden o görülen dip ve tepeler tekrar test edilebiliyor. O açıdan dikkatli biraz olmak temkinli lazım. Olmak temkinli olmak lazım. O tepeleri, dipleri tekrar görebiliriz. Peki izleyicilerimizden, takipçilerimizden gelen sorular var. Hızlı hızlı üzerlerinden geçelim mi istersen? Tabii. Vakti de efektif kullanmak adına. Gelen ilk soru Coca-Cola ile ilgili oldu. Nasıl görüyorsun Coca-Cola'yı? Coca-Cola'da son dönemde çok sert bir düşüş var. Endeksinde tamamen ayrıştı. %15 civarı bir düşüş var son günlerde. Ama bu düşüşü açıklayacak herhangi bir bilgi elimizde yok. Yani kamuya açıklanan bilgi de yok. Şirket tarafından paylaşılan bir bilgi de yok. Bu düşüşü yansıtacak net bir bilgi yok. Sadece Pakistan operasyonlarıyla ilgili belki biraz beklentiler olumsuza dönmüş olabilir ama şirketin ana projeksiyonu içerisinde herhangi bir bu Pakistan operasyonlarıyla ilgili de sıkıntı gözükmüyor şu ana kadarki süreçte. Dördüncü çeyrekte bir miktar zarar bekleniyor. Ama bu beklenen zararın da ben bu hareketin gerekçesi olduğunu düşünmüyorum. Bana kalırsa biraz buradaki harekette geçici, spekülatif bir düşüş. Ben bu düşüşün bir tepkisinin geleceğini düşünüyorum hala. Peki, gelen sorular var yine. Türk Telekom'da bugün sabah gazetesinde bir haber var. Çinlilere satış içeriği barındıran. Dolayısıyla nasıl görüyorsun diye bir sorayım o kısmını. Aslında şöyle söyleyeyim. Türk Telekom'un olabilecek en iyi senaryolardan biri OTAS'ın paylarının bir başka şirkete satışı. Yani bu açıdan
Bana kalırsa bu haber Türk Telekom için pozitif. Aynı zamanda Türk Telekom'a kredi sağlayan bankalar için de pozitif. Hatırlanacak olursa önceki haftalarda konuşmuştuk. Türk Telekom'da hisselerin bankalara devrildiği. Bu bana kalırsa çok prestij bozucu da bir süreçti. Bankalar açısından da ilk etapta biraz pozitif algılansa da hani o sorunlu kredilerin en azından hisseye dönüşmüş olması pozitif olsa da ilerleyen dönemde o hisselerin satış süreci vesaire Telekom'da uzun süreli baskı oluşturabilir diye düşünüyordum ben. Bu tarz bir senaryonun oluşmuş olması hem Türk Telekom hem itibarı açısından borçlarından dolayı bankalara devrolmuş olmak çok kötü bir imaj olurdu bana kalırsa. Bunun önüne geçilmiş olur. Hem de bankalar tarafında hisse satışı vesaire gibi süreçlere girilmemiş olur. O açıdan hem Türk Telekom hem bankalar için pozitif. İnşallah iyi bir fiyatla anlaşılır ve bu tarz bir haber söylenti olmaktan dışarı çıkıp gerçekleşebilir. Ama geçtiğimiz dönemde bazı bankalar özelinde de bazı şirketler özelinde de maalesef biz çok şekilde Çinliler ya da Katarlılar alıyor hikayelerini çok defa duyduk. Bu gerçekliğini basına yansıdı, yansımadı vesaire bilmiyoruz. O nedenle yine işin içinde Çinli ve Katarlılar alacak deyince biraz ben de temkin oluşuyor açıkçası. İzlemek lazım ama haber gerçekleşirse fiyatta makul bir fiyat çıkarsa hem bankalar için hem Türk Telekom için pozitif olur bu süreç. Global Yatırım Holding sorusu geldi çok fazla. Evet, geçtiğimiz dönemde bu global liman halka arzı süreci vesaire oldukça hareketli bir dönem geçirmişti. Ardından bir düşüş süreci de görmüştük. Yavaş yavaş bir toparlanma eğilimi var ise de buradaki hareketler. Ben hala uzun vade için potansiyel oluşturabileceğini düşünüyorum ama yine de kısa vadede bu hareketlerin ardından yani biraz 3 liradan 5 liraya gitmiş olan bir hissede bir miktar realizasyon görebilir. Bu da tabii biraz zaten bir kısmını, sert de hareket yani. Aynen. Biraz temkinli olmakta fayda var yine. Ama hala potansiyel yaratabilir de yani onu da göz ardı etmemek gerekiyor mevcut fiyatlardaki yükselişe rağmen. GSD Holding? Çok yakından izlediğim bir hisse değil. Çünkü oradaki hikaye GSD Holding'in zamanında Tekstil Bank satışıyla ilgili süreçti. O süreçte çok sert volatil hareketler yaptı. Ve sonrasında da zaman zaman çeşitli beklentiler oluşuyor. Bunlar zaman zaman fiyatlanıyor ama ağırlıklı olarak ben buradaki hareketlerin spekülatif olduğunu düşünüyorum. O nedenle temele dayalı bir değerlemeyle fiyat biçebilmek oldukça zor bana kalırsa GSD Holding tarafından. Çemtaş sorusu geldi bir tane. Üzerine çok konuşmadığımız hisselerden biri ama iyi bir bilanço geçirdim. Mali tablolar açıklandı. İyi bir sonuç açıklandı. Onun da etkisini gördük. Aslında ekonomik mali performansına baktığımızda son dönemde oldukça da pozitif bir trendi vardı. O trendi bu son açıklanan mali tablolarda devam ettirdi. Fiyatlama açısından da bana kalırsa hala makul diyebileceğimiz seviyelerde yani çok son dönemdeki yükselişe ve bir miktar düzeltme yapmış olsa da son dönemdeki yükselişe rağmen hala pahalı diyebileceğimiz seviyelerde değil bana kalırsa. Emlak konut sorusu çok geliyor. Çok yarıda kaldığı için çok da fazla tartışma yaratıyor. GEO'lar genel olarak yani iyi bir konjonktür değildi geçen sene. Hem faizlerdeki yükseliş hem konut talebindeki düşüş. Burada emlak konut belki bu sene faizlerdeki bir miktar düşüş GEO sektörünü genel olarak pozitif etkileyebilir. Bunun etkisi var. İkincisi de bu Kanal İstanbul projesiyle birlikte çeşitli senaryolarda oluşmaya başladı emlak konut için. Eğer bu Kanal İstanbul projesinde kazmanın vurulduğu süreç başlayacak olursa emlak konutta da yine buradaki beklentiler devreye girebilir, yukarı yönlü hareket görebiliriz. Ben GEO sektöründe artık aşağı yönlü marjın daraldığını, yukarı yönlü marjın da faizlerdeki düşüşün gerekli olduğunu düşünüyorum. Net Holding? Bize kalırsa iskontolu fiyatlanan hisselerden bir tanesi. Özellikle Kıbrıs'taki operasyonlar oldukça başarılı devam ediyor. Buradaki gelirler tarafında önemli bir sorun yok. Döviz gelirleri, kurlar yüksek seyri devam ediyor. Buradaki pozitif fiyatlama var. Ama genel olarak bu birleşme sürecinde de zaman zaman sert hareketler olsa da piyasada iskontolu fiyatlama eğilimi var. O eğilim devam ediyor. Bir katalizör belki hisseyi biraz daha yukarı taşıyabilir, hareketlendirebilir diye düşünüyorum. Onur Bey Doğaş sormuş temettü beklentisi çerçevesinde. Doğaş aslında son dönemde biraz daha radara girdi. Otomotiv sektörü içerisinde en iskontolu kalan hisselerden bir tanesiydi. Bunda Volkswagen süreci oldukça etkili olmuştu. Volkswagen'in artık yeni modeller çıkarıyor olması, geçmiş dönemdeki vergi gelişmeleri vesaire bunların olumsuz etkilerini yansımış olması biraz daha buradaki potansiyeli arttırıyor bana kalırsa. Otomotiv sektöründe diğer şirketlerin geldiği fiyat seviyelerini göz önünde bulundurduğumuzda o sektör içerisinde iskontolu kalan ve tercih edilebilecek bir konuma geldiğini, tüm olumsuz beklentilerin fiyatlandığı bir hisse olduğunu düşünüyorum açıkçası. Turkcell. Turkcell son dönemde yine sert hareketler olan hisselerden bir tanesi. Ben açıkçası
Uzun süre iskonto olarak değerlendirmiştik Türksel'i ama son fiyat hareketlerinin getirdiği seviyeler sonrasında bir miktar temkinli olmakta bana kalırsa fayda var. Özellikle yani Türksel'de geçen sene evet, özellikle yılın ikinci yarısında ve dahi işte üçüncü çeyrekten itibaren bayağı ciddi bir yukarı yönlü hareket oldu. Bu yıl başında da bayağı sert hareket yaşandı. Evet. Yani 14,5 liralardan hisse 16 liralara kadar gitti. Dolayısıyla hani ne oldu oraya gitti, ne oldu geri döndü diye bir bakmak lazım. Sonuçta bu Kazakistan'la ilgili değerlemeleri evet, falan da takip ediyoruz. Dün bununla ilgili bir haber vardı. Mesela Kazakistan'ın resmi telekom şirketi Kazaksel için verdiği teklif 600 milyon dolar. Piyasada orada 900 milyon civarı falan da konuşuluyor. 1 milyar 900 falan konuşuluyor. Dolayısıyla beklentinin biraz altında kaldığını görüyoruz. Biraz bunlar etkili oluyor herhalde değil evet, mi? Evet kesinlikle. Zaten son yükseliş o Kazaksel'in satış haberiyle ilgili süreçti. 900 milyon dolar, 1 milyar dolar civarında bir rakam konuşuluyordu. Ve yükselişi getiren hareket o olmuştu. Ardından şimdiki gelen fiyatlar bir miktar daha düşük kaldığı değerlendiriliyor ama ben total itibariyle baktığımızda açıkçası geçtiğimiz yıl Mayıs'tan itibaren sağlanan yüksek primin artık biraz doygunluğa ulaştığını düşünüyorum. Eskiden Türksel hep ucuz ucuz diye bahsediyorduk ama o ucuzluğun biraz ortadan kalktığını söyleyebiliriz şu aşamada. Zorlu enerji. Zorlu enerji biz uzun vadeli beğendiğimiz hisselerden bir tanesi. Bu çeyrekte kurdan dolayı bir zarar yazıyor olacak. Kuru borcu yüksek ama gelecek dönemde hem döviz gelirlerindeki artış hem satışlarda ve FAVÖK'te çok ciddi bir artış bekliyoruz. Bu artışın getireceği gelirle döviz borcunda da normal kaldıraç oranında da ciddi bir düşüş bekliyoruz önümüzdeki 2 yılda. Ben orada da yükseliş eğiliminin bizim kısa vadede hedef fiyatımız yaklaşık 2.40 civarındaydı. O böyle 2.30 civarı yanlış hatırlamıyorsam. Oralara yaklaştık. Bir miktar getiri potansiyeli azaldı gibi gözüküyor ama piyasayla birlikte eğer bir düşüş olursa ilerleyen dönemde tekrar uzun vade için alınabilecek hisselerden biri olduğunu düşünüyoruz. Hazır Zorlu'dan bahsetmişken bir de Vestel sorusu geldi. Vestel malum bu yerli otoyla ilgili süreç oldukça ciddi hareketlilikler getirdi hisselerde. Ben buradaki hareketlere genel itibariyle temkinli yaklaşan taraftayım. Her ne kadar geçtiğimiz haftalarda şirketin CEO'sunun yakın bir dönemde açıklanacağı, Nisan ayına kalmadan da marka ve şirketin adının netleşeceği yönündeki haberler yeniden bir heyecan yaratmış olsa da ben bu beklenti bittikten sonra özellikle bu yerli otoyla ilgili yatırım sürecinin bu şirketlere hem Vestel hem Karsan'ı hem Asuzu'yu ciddi manada etkileyeceğini yani, düşünüyorum. Değil mi? Kesinlikle. Çok acayip bir grafik. Yani hani Kasım ayında yaşanan yükseliş ardından çakılış arkasından tekrar bu yükseliş yani sağlıklılığını sorguluyorsun açıkçası. Tamam aynen, oyun değiştirici olduğundan eminsin gelecek olan haberin veya bu akışın. Ama şu çok acayip bir fiyatlama yani. Şimdi ben hep burada şunu söylüyorum yani evet bir... Ya, bu sadece Vestel özelinde değil yani. Şimdi mesela 10 tane hisse konuştuysak son 3 tanesi 4 tanesi böyle. Zaten o yüzden soruyor insanlar yani. Aynen hani, yani buralarda çok aslında insanlar çok ciddi heyecan arıyor ve aslında insanlar aslında senelik %20 %30 getirinin peşinde değil. Yani haftalık aylık %10'luk %20'lik getirinin peşinde olduğu sürekli için... Sürekli artıları bulmaya da çalışırsan olmuyor işte. Çok cazip hale geliyor ve maalesef hep sonu hüsranla bitiyor yani... o nedenle ben hep temkinli olmak gerektiğini söylüyorum. Hani bazen beni eleştiriyorlar çok sık temkinli lafını kullanıyorsun diye ama yani ama temkinli bir insansın. Temkinli olmak gerekiyor. Yani öncelik eldekini kaybetmemek üzerine kurulu olması lazım. Yani şu hareketi yapanın ve bitirenin küçük yatırımcı olmayacağı aşikar. Yani sonuçta sonlanacağı yerde 3 aşağı 5 yukarı tahmin edilebiliyor. O nedenle bir kez daha söyleyeyim bu tarz hareketlere temkinli yaklaşmak gerekiyor. Bizim toptan. Çok üzerine konuşmadığımız bir hisse ama aslında aşırı üst kontrol hisselerden biri. Fiyat satış oranı açısından perakende tarafındaki en düşük fiyatların hisselerden bir tanesi. Ama bir türlü istenen o mali toparlanmayı gerçekleştiremediler. Yönetim değişmeleri vesaire sürekli olarak son 2 yıllık hikayelerinde var. Ama o istenilen ivme bir türlü yakalanamadı. En son geçen çeyrekte atıl stokların satılması nedeniyle ciddi bir marjlarda daralma oluştu. Bu da yine şirket tarafında olumsuz bir etkiydi ama o atıl stokların bitmiş olması nedeniyle bu çeyrek için biraz daha pozitif beklentiler var. Orada mali tablolarda bir kıpırdanma, bir toparlanma emaresi gösterebilirsek şirket bu fiyatlara pozitif yansıyabilir. Dediğim gibi aşırı risk kontrolü fiyatlanıyor ama bu aşırı risk kontrolü değiştirecek
O hikayeyi maalesef Ülker grubu bir türlü bizim toptanda yakalayamadı. Bana kalırsa grubunda en zayıf mali performansı ve hisse performansını sergileyen şirket konumunda kaldı. Bu arada takipçilerimizden yeni katılanların sorduğu sorular var. Programın başında konuştuğumuz hisselere dair Coca-Cola veya Turkcell gibi hisseler. Biraz önce bunlar üzerine konuştuk. Dolayısıyla yayınımızın tekrarını YouTube üzerinden izleyebilir, takip edebilir ve daha önce konuşulmuş hisselerin yorumlarına oradan da ulaşabilirsiniz. Anadolu İsuzu soruları var. O da yine aynı çerçevede değerlendirmek lazım. Aynı hikaye aslında. Yani orada da değişen bir şey yok. Bu belki şirket adı vesaire belli olmasından sonra yine bir kar realizasyonu sürecine girebilir. Ben bu şirketlerde Vestel, Isuzu bunlarda açıkçası ilerleyen dönemde Karsan yine aynı şekilde bu yerli otomotiv sürecine girildiğinde ciddi bir sermaye ihtiyacı olacağını da düşünüyorum. Ya bu borçlanmayla sağlanacak, ciddi bir finansman yükü getirecek bu hisseler baskılacak ya da burada yeni bedelli sermaye arttırımları süreci girecek. Yani bu üç şirketin de bu yatırımı kendi öz kaynaklarıyla karşılama gibi bir durum söz konusu değil. O nedenle biraz uzun vadede temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Özellikle bu sert hareketler bana kalırsa satış fırsatı olarak değerlendirilecektir yakında. Tekfen. Tekfen aslında mali tablolar açısından oldukça pozitif seyir izliyor. Özellikle bekleniş iki büyüklüğünde ciddi artışlar vardı. Bunları da koruyor. Bir dönem Katar'la ilgili gelişmeler tedirginlik yarattı ama orada da şu anda işlerin yürüdüğü görüldü ve Türkiye'nin ekstra Katar'dan proje alma ihtimalleri biraz daha bu son dönemdeki yakınsamayla arttı. Bunun da etkisi var Tekfen tarafında. Genel olarak mali tablolara yönelik önemli bozulma beklentisi yok. Gübre tarafı genel olarak sıkıntılı olmasına rağmen Tekfen tarafında orada da pozitif beklentiler var bir miktar. O nedenle ben aslında fiyatın şirketin mali performansını hemen hemen yansıttığını düşünüyorum. Yani aşağı düşmesi için çok fazla bir gerekçe yok. Ekstra sürprizler görürsek, mali tablolar ya da yeni ihaleleri görürsek bir miktar yukarı yönde potansiyel daha olabilir hatta. Deva? Deva geçtiğimiz yıllarda çok sert hareketler yapılmıştı. Özellikle bu kanser ilacıyla ilgili gelişmeler hissede aşırı fiyatlandı ve sonrasında aslında bir kanal hareketi sürecine girdik. Ve burada yeni bir hikaye olmaması, yeni bir dönüşüm olmaması biraz daha hisseyi buralarda dalgalandırıyor. Şimdi bu normal. Yani bazı sektörlerde, bazı hisselerde bu tür hareketler normal. Yani Amerika'daki biyoteknoloji şirketlerine veya oradaki ilaç sektöründeki şirketlere baktığında burada buna benzer hareketler görebiliyorsun. Burada biraz sık. Yani hani evet. Tek sorun o. Ama normalde gerçekten Ar-Ge çalışmalarının başarıya ulaştığı bir ilaç veya herhangi bir patent buralarda çok sert hareketlere yol açabiliyor. Hani her tarafta dalga oluyor. Burada biraz da sık olmuş ama gerekçesi en azından makul karşılanabilir. Değil zaten mi? Grafiği daraltacak olursak aslında hareket aralığı da 3.94-4.90 aralığı aslında çok ciddi bir konsolidasyon sürecine girdi ve yaklaşık 1-1.5 yıldır da burada devam ediyor. Yani burada yeni bir hikaye doğacak olursa yeni bir fiyatlama görebiliriz ama şu andaki fiyatlar bana kalırsa mali tabloları ve gelişmeleriyle adil seviyeler. Ben burada hep yatırımcılara şunu söylüyorum. Bu kanal önemli. 4'e yaklaşınca alacaksınız. 4.5'ün üzerinde 5'e yaklaşırken de satmanın yoluna bakacaksınız. Bu kanaldan bir süre daha faydalanmak gerekiyor en azından. Lokman Ekim sormuşlar. Evet, son dönemin hareketli hisselerinden bir tanesi. Özellikle neden? Çünkü hastane Medikal halk arzı Park'ın geliyor. Halk arzı, işte diğer Medipol'ün vesaire gündeme gelmiş olması. Emsal fiyatlamada Lokman Ekim'in devreye girecek olması. Burada biraz spekülatif fiyatlamayı getirdi. Zaten Medikal Park'ın fiyatı netleştikten ve sonra fiyatta iskonto geldikten sonra da sert bir düzeltme sürecine gördük. %15 yukarıdı şu anda. Ya bugünkü hareketle tamamen yine spekülatif diyebiliriz bu süreçte. Ben açıkçası bu yükselişi mali tabloya da şirkete yönelik beklentilerle olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Dediğim gibi sadece bu halka arz süreciyle ilgili bir fiyatlama. O nedenle biraz temkinli yaklaşmakta fayda var. Kipa çok anormal bir hikaye. Evet, yani orası kotta da kalacak olması, bunun arkasından gelen fiyatlama hakikaten çok anormal yani. Yani orası zaten ben artık inanın oradaki düşük halka açıklık oranı vesaire artık süreci bile çok yakından takip etmiyoruz ama son dönemdeki hareket de çok sağlıklı olduğunu söylemek mümkün değil. Zaten çok düşük bir halka açıklık oranı kaldı. O halka açıklık oranı içerisinde işte de. Şuna sağlıklı diyebilir misiniz zaten? Yani aynen. Yani bu saatten sonra diyebilecek hiçbir şey yok. Yani yatırımcıya sat deseniz 8 lira da olabilir. Al deseniz 3 lira, 2 lira da olabilir. Yani bu grafiği yorumlamak ya da bir öneri verebilmek bana kalırsa mümkün değil. Son bir dakika iki tane daha soru cevaplayalım. Bir tanesi Anel Elektrik olsun, bir tanesi de Soda. Önce Soda ile başlayayım. Soda tarafında aslında soda külü fiyattan düşük seyretmesi biraz şirketi baskılıyor olsa da bana kalırsa açıkladığı mali tablolar ve performansıyla
Hala iskontolu fiyatlanan hisselerden bir tanesi. Faaliyetleri tarafında önemli bir sorun yok. Satışlar tarafında bir sıkıntı gözükmüyor ve 2018'e yönelik de bir sıkıntı oluşacağını çok zannetmiyoruz. Hem Sodakül tarafında hem kurum satışları tarafında. Fiyatlamada biraz piyasa baskısını hissediyoruz. Ben bunun uzun soluklu olacağını düşünmüyorum. İlerleyen dönemde bunun bir tepkisini, yukarı yönlü hareketlerini görebiliriz diye düşünüyorum. Anel Elektrik, açıkçası geçtiğimiz dönemde Anel Telekom, Anel Elektrik birleşme süreçleri, işte burayla ilgili haberler çok ciddi fiyat hareketleri getirmişti. Sonrasında bir sakinlik gördük ama ben açıkçası hala çok mali performansı ve fiyat hareketleriyle uyumlaştıramadığım ve o nedenle çok fazla fiyat hareketlerine katılamadığım bir hissesine dair elektrik. Hüseyin, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok sayıda soru var. Bir sonraki programa diyoruz inşallah. Çok teşekkürler tekrar katıldığınız ve bizleri takip ettiğiniz için. Yayınımızın tekrarını YouTube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Türkiye'nin yeni nesil yatırım platformu Gedik Trader sundu.